değerler tüm işler, yan işler ve ön işler tam sayılarla ilgili sorularımıza bakalım. Diyor ki sorumuzda A ve B birer tam sayı. A çarpı B 18 olduğuna göre A artı B'nin ABC'yi en küçük değeri istiyor. Şimdi arkadaşlar en küçük değeri istediği için eksi de olmalı. Peki A ile B'yi eksi kaça eksi kaç alabilirsiniz mesela? En küçük olması için. Mesela ne olabilir Afra'cı? Eksi 9 çarpı eksi 2 olabilir mi? Olur değil mi? Zeynep Ekin. Çünkü ne olacak? 18. Ama en küçük oldu mu? Olmadı. Peki en küçük olmasını istiyorsam Ali Emin ne seçerim? Eksi 18'in eksi 1. Çarptığımızda ne oldu arkadaşlar? Eksi ile eksi yine artı oldu. Artı 18. Peki bu ikisini toplarsak ne olur? Eksi 18, eksi 1 daha, eksi 19. Tamam mıyız? Taha'cığım anlamadığımız yerde soralım, tekrar anlatayım. Evet, ben bunu anlamadım diyen var mı? Nasıl bulduğumuzu? Hocam benim ödevde yapamadığım yerler var da. Öncekinde mi? Önceki sayfalarda mı? 38-39'da. Şöyle oralara da bakalım. Hocam 32. etkinlikteki ne yaptım da emin değilim. Hani bir tanesini yapar mısınız onlardan? Şimdi arkadaşlar bölmeye bakalım. Eksiyi niye bölerseniz artı olur? Eksiyi niye bölersek artı oluyordu? Eksi. Yine eksiye değil mi arkadaşlar? Demek ki A sayımız eksi. Önce işareti bulduk. 128'e kaça bölersek 16 çıkar? 8'e mi? 8. Bitti. Hemen ikinciye bakalım. Eksi 9'a B'yi bölmüşüz. Eksi bir şey çıkmış. Neyi bölersek eksiye sonuç eksi çıkar? Artıydı değil mi? Artı. Demek ki B sayımız artı. Peki ters işlem yapalım. 9'a böldüğümüz 12 çıkıyorsa 9 kere 12 108. Demek ki yukarıdaki sayımız 108. Tamam mı? Kaptık mı? Evet hocam. Mesela F'ye bakalım. Şuna bakalım. 180'i bir şeye bölmüşüz. Eksi çıkmış. Artı eksiye bölersek olur. Demek ki F sayımız eksi. 180'i 12'ye böldük. 15. Demek ki eksi 15'e bölmüşüz. Okey. Hocam var. Benim etkinlik 33'te var. Hangisi? Dördüncü soru. 1, 2, 3'ü yaptık mı herkes? Hocam bende 2 var bir de. Hocam bir geri gelebilir misiniz? Bir de 2 varmış hocam. 2 ile... Geri gelebilir misiniz? Öğretmenim 5'i de yapabilir misiniz? Yaparım. Evet. Üveys kitabımız var. Çanta yayınları öğreten defter. Herkesde o var. Oradan yapıyoruz. Tamam mı? Tamam hocam. Zaten adınız şey, grup adınız sayfaları yapmıştım. Tamam. Arkadaşlar ikincide önce dikkat etmemiz gereken işlem önceliği. Bakın önce çarpmayı yapıyorum. Eksi 15'e 3'ü çarptım. Eksi 45 mi? Eksi 45. Artı eksi 19. İkisi de eksili olduğu için üzerine ekleyeceğim. 45, 19 daha 64. İkisi de eksi olduğu için eksi 64. Yukarıda tamam mıyız? Aşağıda yine işlem önceliği. Dikkat. Eksi eksiye böldüm artı. 28'i 7'ye böldüm 4. Bakın artı 4'ün yanına eksi gelmiş. Artı ile eksi eksi oldu. Bir eksi 4 vardı. Artı eksi eksi 4 oldu. Eksi 4, eksi 4 daha ne yaptı? Eksi 8. Eksi 8. Eksi eksiye böldüm artı. 64'ü 8'e böldüm 8. Oldu mu? Oldu. 3'ü yaptık mı? Evet. Yaptık hocam evet. Tamam. 4'ü mü istemiştik? Evet. Bir tam sayının toplama işlemine göre tersi. Seçelim 5 sayısı. Eylül.
Peki 5'in toplamaya göre tersi nedir? Eksi 5. Eksi 5 bölelim. Bunda bu gitti. Ne oldu? Eksi. Tamam. Eksi 1. Beşinciyi yaptık. Böyle miydi? Beşinciyi yaptık mı? Ben istemiştim öğretmenim. Tamam. Arkadaşlar A sayısının sonucuna bakıyorum. Eksi ile artıyı topladık. Ne yapıyorduk? Büyük olanın işareti. Artı. Büyükten küçüğü çıkarttım. 2. A artı 2. B'ye bakıyorum. Bir de çarpı. Ha, özür dilerim. Önce çarpı 3 varmış. Özür dilerim. Ben onun diğer sorunun şeyi zannettim. Önce çarpmayı yaptık. 24. Topladık. Artı 18 mi? A. B bölü eksi 9. 18'i eksi 9'a bölersek eksi 2. Yalnız dikkat edin. Şimdi bunu güzelce yazıyorum. Ne demiş? A eksi B. A eksi B. A'yı 18 buldum. Arada eksi var. Bir de B eksi 2 geldi. Eksi ile eksi neye dönüşüyordu? Artı. 18'i 2'yi topladınız. Öğretmenim A nasıl 18 oldu? Tekrar göstereyim. Bak burada 3 var ya. 8 kere 3, 24. Doğru mu? Hı hı. Eksi 6 ile topladın. Artı 18. Doğru mu? Tamam. Ama öğretmenim eksi 6 ile artı 24'ü topluyor. Ha tamam doğru. Evet. Tamam. Evet. Evet. Altıncıyı yaptık mı? Geçeyim mi 6'yı? Geçtim. Hocam bir dakika 5'e gelir misiniz? Hocam evet 5'e gelir misiniz? Tamam. Tamam mı? Evet. Bir dakika hocam. Tamam hocam. Evet. Hemen şu örneklerimize devam edelim. Bir de öğretmenim biz sayfa 40'ı yapmamıştık. 40'ı mı? Evet. Pullarla gösterme, onu da göstereyim hemen. Eksi 10'u 5'e böleceğiz. Diyor ki 10 taneyi eksi pulu 5 parçaya böl. Bölelim 10 tane pulu. Kaçlı kaçlı bölerim? 2'li 2. 5 parçaya böldüğüm için eksi 2. Diyor ki 9 tane artı pulu 3 parçaya böl. 3, 3, 3. Tamam. O kadar. 12 tane pulu 4 hocam, parçaya böldüm. Bakın 12 tane pulu 4 parçaya böldük. 3, 3, 3. Eksi 8 tane pul yaptım. 2 parçaya böl. 2 parçaya böldüm. 4'e 4. Hocam geri gelebilir misiniz acaba? Geleyim. Ya bu çok kolay burası. Bunda bir şey yok. Öğretmenim artı ya da eksi pul olmasını eksi 12 ya da işte artı 4 gibi. Burada hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Çünkü bölme işlemi negatif olamayacağı için bölme işlemi pozitiftir. Yani bölmek olayı. Ama öğretmenim burada mesela yeşil olan örnekte eksi pul olarak gösteriyoruz. Tamam, elimizde eksi pullar var ya o yüzden. Anladın tamam yani. Mesela yazacağız. Tabii bizim... elimizdeki neyse onu yazıyoruz. Böldük ya 5'e. Ne kaldı elimizde? Eksi 2 tane pul. Eksi 2. Böldük ya 3'e. Ne kaldı elimizde? 3 tane artı pul. 3. Yani sonuçta artı ya da eksi varsa ona göre yapıyoruz. Tabii tabii canım. O zaten olmazsa olmazımız. Eksi pulları artı yazamayız. Tamam. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar demiş ki bu işlemi yapalım. A sayımız eksi 4, B sayımız eksi 7. Bunun sonucunu bulalım. Haydi bakalım. 3 çarpı A çarpı B, A eksi B. Bunu sizden alalım. Kolay. Bakalım ilk kim yapıyor?
Evet. Emir Yakup'tan cevap gelmiş. Başka kimden geldi? Ali Emin'den gelmiş. Taha'dan gelmiş. Haydi bakalım. Üçü de farklı. Yok, Taha ile Emir aynı söylüyor. Ali Emin farklı. İşaretlere dikkat edelim. Üveys, sen ne buldun? Haydi. Hocam hemen atıyorum bir saniye. Azıcık kaldı. Hocam anladım, benim cevap doğru mu? Hocam benim cevap doğru mu? Olmayabilir, dikkat. Arkadaşlar bakın tane tane yapıyorum, dikkat. 3 çarpı ada a'mız eksi 4 çarpı annemin b'miz eksi 7. Arkadaşlar eksi ile eksiyi çarptık, ne oldu? Artı. Demek yukarısı artı çıkacak. 4 kere 3 12. 12. 2 ile çarptık. 84 mu? Evet. Yağız. Evet hocam. Şimdi aşağıya bakıyorum. A'mız eksi 4. Sorudaki eksi. Bir de eksi 7. Eksi eksi yan yana geldi. Artı evet. Oldu. Eksi 4 artı 7 büyük olan kazandı. Artı 3 çıktı. Bu 3. Arkadaşlar 84'ü 3'e bölerseniz 28. Cevabımız ne çıktı? Anlaştık mı? Tamam mıyız? Ada. Evet. Emir Yakup işlem hatası mı yaptık bir yerde? Yok hocam ben doğru yaptım. Ha, doğru yaptım. Birisi eksi 28 gönderdi. Evet. Buyurun. Bakın birazcık yeni nesile yaklaştırmışlar soruyu. Verilen karelerde aşağıdaki işlemler uygulanmaktadır. Sadece çarpı ve çarpma veya bölme olabilir. Verilen numaralara sıradaki gibi işlemler uygulanır. Mesela eksi 8 çarpı 12 bölü artı 6 ne çıkmış? İlk önce iPhone'un kilidini açman gerekiyor. Teşekkür ederim Siri. Evet. Arkadaşlar burada ise A'yı 5'e bölmüşler. 6 ile çarpmışlar. 78 çıkmış. A sayısı kaç olabilir? Evet. A sayısı ne olur? Ne yapacağız? Ters işlemlerle gideceğiz, değil mi? Evet, ne buluyoruz? Evet, Emir Yakup gönderdi. Taha gönderdi. Ali Emin de yolladı. Haydi, diğer arkadaşlarım da atsınlar. Aferin. Evet. Haydi arkadaşlar zor değil. Ters işlem yapın. Eksi 6 ile çarptığımızda 78 ediyorsa eksi 6'ya böldüğümüzde de sayıyı buluruz. Doğru mu? 78'i 6'ya böldük. 13. Ama eksiye böldüğümüz için eksi 13. Aferin Üveys. Eksi 13'ü değerli arkadaşlar 5 ile çarparsak eksi 65. Bakın. Eksi 65'i 5'e böldük. Eksi 13. Eksi 13 ile eksi 6'yı çarptık. Artı 78. Hocam 78 niye eksi 6'ya böldük? Bak çarpmışız ya. Tersine işlem yapıyorum bulmak için. Bölersem eksi 13 bulurum. Şurası eksi 13'tür. 5'e bölmüşüm. O zaman eksi 13'ü de 5 ile çarpalım. Burası eksi 65'tir. Ters işlem yapıyoruz.
78'i 6'ya bölüp 5 ile mi çarpacağız? Evet, aynen öyle. Ters işlem. Burada bölme yapmışsa çarpacaksın. Çarpma yapmışsa da böleceksin. Ters. Hocam cevap eksi 65 miydi? Eksi 65. Hangisinin sonucu negatiftir demiş. Ve tam sayıdır. Arkadaşlar önce işaretlerine bakalım. Artı bölü eksi eksi. Eksi bölü eksi artı. Artı bölü artı artı. Artı bölü eksi eksi. Negatif olacağı için bu iki şıkkı zaten kafadan eledik. Ama 60-25'e tam bölünmediği için A olmaz. 42-7'ye tam bölündüğü için 6'dır. Cevap Denizli'dir. Peki. Esra hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Evet arkadaşlar diyor ki 2 ile A'yı çarpmışız 0'dan küçük olmuş. A ile de B'yi çarpmışız 0'dan büyük olmuş. A, B işaretleri ne olabilir? Hadi bakalım kolay bir soru. Hemen gönder. Ali Emin, Taha, evet. Taha, ekranın açık olsun Taha. Hocam şu an internetten birazcık uzak bir yerdeyim de onun için. Evet Yağız, aferin. Evet arkadaşlar 2 ile pozitif sayıyı mı çarparsak 0'dan küçük olur negatif mi? Negatif olmalı değil mi? Zeynep Bekin. Eksi bir sayı ile çarpmalıyız. Niye? O zaman A eksi. Üveys. A eksi ise eksi ile neyi çarparsak artı oluyordu? Eksi değil mi? Ada. Demek ki B'de ne olacak? Eksi. Oldu mu? Geçiyorum. Geçtim. Evet hadi bakalım. İşlem önceliğine dikkat ederek yapıyoruz bunu. Hata yapmayalım. İşlem önceliğine dikkat ediyoruz. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Ne diyoruz arkadaşlar? Bir saniye öğretmenim. Taha çözecek misin? Yukarısını buldum Taha. Hocam yukarısına bir bakayım. Hocam yukarısı eksi 60. Önce ne yaptın? 16 ile eksi 3'ü çarptın. Evet hocam çünkü orada çarpma var. Eksi 48. Eksi evet. 10 daha eksi 60. Aşağıda ne yaptın? Aşağıda da hocam ilk öncesinde adı neydi işte 18 ile 2'yi böldüm. Sonrasında 24'e de çıkardım. Evet. Arkadaşlar bakın burada çarptık. Eksi 48. Eksi 48 eksi 12 daha eksi 60. Böldük artı olur. Eksi eksiye böldük 9. 24 eksi artı 9. Eksi ile artı yan yana gelince ne oluyorlardı? Eksi. 24'ten 9 çıktı. 15. Değil mi? 15 kaldı arkadaşlar. Bölü 15. Bu artı 15. Artı eksiye böldüm eksi. 60'ı 15'e böldüm 4. Tamam mıyız?
Oldu mu efendim? Pekala. Buyurunuz. İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Haydi bakalım işlem önceliğine dikkat ederek. Arkadaşlar bugün dersimiz 17.10'da bitecek. Ara vereceğiz 10 dakika. 17.20'de başlayacağız. 18'de bitecek. Tamam? Evet efendim. Evet. Güzel, haydi herkes göndersin efendim. Haydi kolay bir soru. Evet. Arkadaşlar önce çarpma yaptık değil mi Ada? Zeynep Ekin. Dikkat. Bununla bunu çarptık. -18. Önde de eksi vardı. Artı oldu. Dolayısıyla 25 ile 18 topladık 43. Artı 72 bölü eksi 3. Hemen toplamıyoruz. Ne yapıyoruz? Bölmeyi yapıyoruz. 72'yi 3'e böldük 24. Artıyı eksiye böldüğüm için eksi. 43'ten 24 çıktı. 19. Tamam mıyız? Hocam o eksi çarpmanın eksisi değil miydi? Eksi 3 çıktı. Efendim? Hocam parantezin dışında eksi 3 var ya bir tane. Evet. Oradaki eksi çıkarmanın eksisi değil miydi? Fark etmez. Nasıl düşünürsen düşün. İstersen eksi 3'ü dağıt. Bak. Eksi 3 ile eksi 6'yı çarparsan artı 18 etmez mi? 25. Böyle de yapsan değişmiyor. Tamam mı? Hı-hı. Evet. 8. sorumuz var mı? Yokmuş. Buraları geçiyorum. Evet. Arkadaşlar geldik üslü ifadelere. Geçen 7. soruda cevap eksi 19 olmuyor. Olmayacak mı? Hayır. Artı 10. Dikkat et. Artı 10. Hocam bir de 6. sorunun cevabı neydi? 6. soru eksi 4'tü. Ha doğru. Evet. Burada 19 olacak. Şimdi arkadaşlar geldik üslü sayılara. Biliyorsunuz bir sayının üslü yazılımı ne demekti? Bu alttakine taban diyorduk. Şunu üstüne kuvvet. Bu ne demekti? A sayısını n kadar çarp, n defa çarp. Ne yapıyorduk? N tane A'yı yan yana çarpıyorduk. Hatırladınız mı? 3 üzeri 4 ne demekti? 4 defa 3 yaz çarp. 3 kere 3 9. Bir daha 3'e çarptım 27. Bir daha 3'e çarptım 81. 3 üzeri 4 neydi? 81. Nasıl okuyorduk arkadaşlar bunu? 3 üstü 4 veya 3'ün 4. kuvveti. 6. sınıfta hatırlıyoruz değil mi bunları? Evet hocam. Evet. Yine 6. sınıfta gördüğümüz bir özellik. Bir sayının 0. kuvveti her zaman ne oluyordu? 1. Her zaman 1 oluyor. Yine 6. sınıfta gördük. Bir sayının birinci kuvveti yani sayıyı bir kez yaz çarp ne olur? Kendisi. Anlaştık mı? Sıfırıncı kuvveti bir, birinci kuvveti ise kendisi. Yeni bir şey yok. Bunu altıda anlattık. Şimdi yeni öğrendiğimiz bilgilerle bakalım. Bu nedir arkadaşlar? Bakın
8 üzeri 5'tir, doğru mu? 8'i 5 defa çarpmışız. Peki alttakine bakalım. Burada neyi 2 defa çarpmışsınız? 12. Dikkat. Neyi? Eksi 13. Eksi 13'ü. O zaman bu ne olacak? Eksi 13'ün karesi. Sonuç pozitiftir. Niye? 2 tane eksi çarpılırsa pozitif oluyordu. Hocam. Efendim. Niye parantez içinde yazdık? Çünkü birazdan göstereceğiz. Tamam. Dikkat. Arkadaşlar bu nedir? 6 üzeri 3'tür. Doğru mu? Peki bu nasıl yazılır? Eksi 9 üzeri 4. Ama parantez olacak. Unutma. Eksi sayılarda parantez olması veya olmaması bütün her şeyi değiştirir. Göreceğiz. Eksi 1'in kaçıncı kuvveti? 3. Kuvveti. Yani eksi 1 parantez 3'üncü kuvveti. 5'in 4'üncü kuvveti. Eksi 21'in 3'üncü kuvveti. 6'nın 6'ncı kuvveti. Eksi 2'nin 4'üncü kuvveti. 4'ün 3'üncü kuvveti. Eksi 19'un karesi. 2'nci kuvveti. Evet, dediğin de 5'inci kuvveti. Yazalım. Evet, bir saniye. Yazalım arkadaşlar. Cevabı neden öğretmenim eksilerde parantez içinde yapıyoruz? Göstereceğim. Acele etmeyin. Çünkü parantez koymazsak bambaşka bir şey olur. Bir şey sorabilir miyim? Efendim? Eksi 1'i 3 defa çarparsak eksi mi oluyor da artı mı oluyor? Eksi olur. 3 defa tek sayılarda çarpmada eksi, çift sayılarda artı. Çok sordunuz, göstereyim. Arkadaşlar eksi 2'nin küpünü almak demek ne demek? Eksi 2 çarpı, pardon, eksi 2'nin karesi değil. Eksi 2 çarpı eksi 2 mi? Peki eksi ile eksiyi çarparsanız ne olur? Artı. Artı. 2 ile 2'yi çarptınız 4. Üvey, ada, ekranımız açık. Artı 4. Arkadaşlar, peki parantez koymasak ne olacak? Eksi 2'nin karesi. Arkadaşlar, o zaman bu şu demek. Eksi yaz. 2'yi 2 defa çarp. Eksi 2 ile 2'yi çarparsak ne olur? Eksi 4. Evet. Bakın aynı şey. Bir de eksi 1 artı mı oluyor? Heh, aynen öyle. Bununla bu aynı şey değil arkadaşlar. Birisi hocam peki artısı 3 olduğu zaman eksi artı eksi artı 4 olur. Efendim? Mesela 2 yerine 3 olsaydı üstü eksi artı eksi mi olacaktı? Heh, o zaman ne olurdu? O zaman bir şey değişmezdi. Tek kuvvetinde bunu bir daha eksiyle çarpacağım için bu eksi 8 olurdu. Bu da yine eksi 8. O zaman değişmezdi. Sıkıntı ne zaman oluyor? Çift kuvvetlerinde. Çünkü çift kuvvetler her zaman pozitif gelir. Parantezin dışındaysa. Okey? Anlaştık mı? Burası. Yani tek olduğu zaman eksi 2 aynı kalıyor. Parantez aynı kalıyor. Ama çift kuvvetlerinde sıkıntı oluşturur. O zaman öğretmenim... Eksi 1 üstü 3'te neden parantez içinde yazdık cevabını? Neyi? Eksi 1 üstü 3. Beşinci, ya o beşinci soru. Şu an öğretiyor ya, ondan dolayı. Tamam. Bir şey değiştirdi ama sonucu aynı bulmuş. Tamam. Evet. Burada da onu anlatmış. Şimdi bakalım. Tabanımız pozitif. Bir sıkıntımız var mı? Yok. Dolayısıyla bu ne olacak? Pozitif. Tabanımız negatif. Nereye bakıyoruz? Üste. Eğer üstümüz çiftse sonuç pozitif. Üstümüz tekse sonuç negatif. Üstümüz burada ne? Çift. Çift. O yüzden sonuç pozitif. Arkadaşlar bakın parantez yoksa tabanda eksi ise kesinlikle sonuç neydi? Eksi. Çünkü bu ne demek? 9'un karesini al, önüne eksi koy. Tamam mı? Anlaştık mı? Bakın parantez var ve eksi 6. Üstüne baktım. Tek mi çift mi? Tek. O zaman sonuç? Eksi. Bakıyorum. Dikkat. Bakın kandırmaca yapmışlar. Arkadaşlar eğer sayı parantezin içine girdiyse oradaki parantezler yok gibi düşünün.
yok gibi. Bunların büyük anlamı yok. Yani sonuç ne olacak yine? Eksi. Tamam mı? Parantezin içine üst yazmanın hiçbir esprisi yok. Boş, kandırmaca. Peki eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti nedir? Artı mı eksi mi? Söyleyin. Eksi. Niye eksi olsun? 3'ün sıfır. Hocam artı olması gerekmiyor mu çünkü? Kaç ediyor 3'ün sıfırıncı kuvveti? Eksi. 3'ün sıfırıncı kuvveti kaçtır? Bütün sayıların bir. Sıfırıncı kuvveti kaçtır? Bir. Bir eksi mi? Ha. Pozitif. Bakın bu ne demekti? Parantez olmadığı için sonuç kesinlikle eksi. Bakın burada parantez var ama üstümüz tek. Ali Emin. Niye? O zaman sonucumuz ne? Eksi. Ada. Sonuç tamam pozitif. Üstün bir önemi yok. Pozitif. Yağız. Ensar Yusuf. Tabanımız eksi. Üstümüz çift. O zaman ne olacak? Artı. Artı. Eylül. Parantez yok. Taban eksi. O zaman sonuç direkt eksi. Zeynep Ekim. 2'yi içeri koymuşlar. Yani bu parantezler yalancı parantez olmuş. Sonuç yine ne? Eksi. Tamam mı? Öğretmenim eğer üstümüz çift sayıysa pozitif oluyordu değil mi? Evet ama parantezin dışında olacak. Hı, tamam. Parantezin içindeyse hiçbir anlamı yok. Evet. Arkadaşlar 20 geçeye kadar mola veriyoruz. 20 geçe tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeah.